First of all, I would like to thank you, Mr. Laszlo and Mr. Ali. Actually, they spoke to me a few weeks ago, arranging for this Zoom seminar. Evet, Laszlo Bey'e ve Ali Rıza Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu Zoom seminerini hazırlamamıza yardımcı oldukları için takribi olarak 2-3 hafta öncesinde de birkaç hafta öncesinde aslında kendisiyle iletişime geçmişlerdi. Jane Hanım'la iletişime geçmişlerdi bu Zoom toplantısını yapmak için. Of course, I'm so happy and I agreed to Mr. Ali because I haven't met all of you for a long time in person. Tabii ki mevcut şartlar düşünüldüğünde ben tabii ki bunu kabul ettim hemen ve Ali Rıza Bey'e de bu anlamda teşekkür ediyorum. Ona da katıldım çünkü onun fikrine. Çünkü uzun süredir aslında bir araya gelememiştik sizlerle. And of course, DSN is a Garudama company with all the health products and I am in DSN for 21 years. Evet, bildiğiniz gibi DXN bir Ganoderma şirketi ve zindelik ürünleri barındırıyor içinde. Kendisi de DXN'de 21 yıldır bulunuyor. DXN'le birlikte çalışıyor. I'll be so happy to share with all the leaders here my experience and how I apply DXN products to help people to become healthy. Evet, burada ürün tabii ki buradaki liderlerle ürünlerin fonksiyonları hakkında konuşmaktan çok memnunum. Aynı zamanda ben bu ürünlerin nasıl uygulandığı konusuna da kendisinin nasıl uygulandığı konusunda da konusunda sizlere açıklayacak. I always say knowledge is power. Her zaman bilginin güç olduğunu söylemişimdir. When you have enough knowledge in especially Garudama, it will turn you to have a lot of wisdoms. Evet, yeterli bilgi sahibi olduğunuzda, özellikle de Ganoderma ile alakalı yeterince bilgi sahibi olduğunuzda bu size bilgelik olarak geri dönecektir. And you'll fall in love with the products. Ve böylece ürünlere aşık olursunuz. And you will have fire in your heart trying to not only help yourself, help your loved ones, help your community people to become healthy. Ve aynı zamanda sadece kendinize ve sevdiklerinize değil, öte yandan kendi toplumunuzun, kendi halkınıza da yardımcı olmak için içinizde bir alev yanmaya başlar. And when you know how to apply the products competently. Ve ürünleri nasıl kullanacağınızı da bildiğinizde. With DXN One World One Market. Bu ateş devam eder. DXN'de biz her zaman tek dünya tek pazar deriz. Your business is not only confined to Turkey. Sizin kurmaya çalıştığınız işiniz sadece Türkiye ile sınırlı değildir. And the whole world is your market. Sizin pazarınız aslında tüm dünyadır. That's why DXN slogan health, wealth and happiness belongs to you. İşte bu nedenle de DXN'in sloganı olan sağlık, varlık ve mutluluk size ait olan bir slogandır. So I would prefer to have regular training like this to Mr. Ali's group. Ali Bey'in grubuna aslında bu tip düzenli eğitimleri öneririm, tercih ederim. So that you'll be able to extend the boundaries of your health business. Yani bu toplantının devam etmesini tavsiye ediyorum. Çünkü böylece zindelik işinizin, yani sağlık işinizin daha da genişlemesine yol açarsınız, yardımcı olursunuz. Okay, so today I will touch on basic gynotherapy. Bugün aslında ben biraz daha temel ganoterapiye dokunacağım. We know that the greatest wealth is health. Hepimiz biliyoruz ki en büyük zenginlik sağlıktır. Without health, we cannot do anything. Sağlığımız olmadan hiçbir şey yapamayız. I just want you to know you have a choice. Hepinize aslında bir seçiminizin olduğunu söylemek isterim. You want to be on the direction of wellness?
daha zinde bir yolda ilerleyebilirsiniz. Or you want to be on the direction of illness. Ya da hastalıklarla dolu bir yolda da ilerleyebilirsiniz. And actually I'm so grateful to our CEO Dr. Lim. Ancak aslında ben de aslında Datuk Doktor Lim Siyojin'e minnettarım. He's the founder of Ganoterapi. Çünkü Ganoterapi'nin kurucusudur kendisi. Which contains a whole range of multiple functions health products. Ve Ganoterapi dediğimizde de biliyorsunuz kendisi kurucusu. Bu anlamda da birden çok sağlık ürününün ürününü bu Ganoterapi'nin içine dahil eder. To support the balance of our body. Böylece vücudumuzun dengesini kurmamıza da yardımcı olur bu ürünler. Next slide please, William. Why are some people unable to achieve golden OH? Peki neden bir takım insanlar, bir grup insan neden altın yaşlılık yaşına ulaşamazlar? Our age should be 120 years old. Aslında bizim yaşama yani ömrümüz 120 yıl olmalı. But why so many people is unable to achieve our goal? Ancak neden birçok insan bu hedefe ulaşamaz? Because people are dying from diseases. Çünkü insanlar hastalıklardan vefat ederler. Why degenerative diseases are on the rise? Neden bu iratif hastalıklar yükseliştedir? Problem like high blood pressure, heart disease, autoimmune disease, cancer and diabetes. Mesela bu problemlere baktığımızda işte yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, otoimmün hastalıklar, kanser, diyabet. Next slide please. Diyabeti sayabiliriz. You see, number one killer in the world is cardiovascular disease. Evet, dünyadaki bir numaralı sebeplerden bir tanesi bu vefatların veya yükselişte olan hastalıkların bir numarası kardiyovasküler hastalıklardır. And number two is cancer. İkinci sırayı kanser alıyor. If we do not know the root cause of the health problems, we cannot find the solution and we are unable to take precaution to prevent diseases. Evet, eğer bu sağlık problemlerin ya da hastalıkların temel sebebini bilmezsek, bunun çözümünü bulamayız ve böylece de bu hastalıkları önlemek için gerekli önlemleri alamayız. Next slide. Why do people get sick? İnsanlar neden hastalanırlar? The major factor is food and poor eating habits. Evet, bunun bir numaralı sebebi aslında yediğimiz gıdalar ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları. Next slide. You look at the food today. What kind of food you're eating? Evet, bugün yemiş olduğunuz gıdalara bir bakın. Ne tip gıdalar tüketiyorsunuz? Our food is acidic food. Öncelikli olarak besinlerimiz asidik gıdalar. Lack of enzymes, meaning your lack of fresh fruits and vegetables. Daha az meyve ve sebze tükettiğimiz için enzim eksikliği. Lack of nutrition, maybe you're eating too much fast food. Çok fazla fast food yiyorsanız eğer yetersiz besin içerikli olan gıdalar. And pesticides because of the commercial cultivation, lots of pesticides. Ve geleneksel tarım sebebiyle burada yetişen ürünlerin ve orada kullanılan işte ilaçların ve gübrelerden dolayı pestisitler. And a lot of food they have hidden toxins like artificial preservatives. Ve birçok gıda aslında gizli zehir içermektedir. Bunlara biz yapay koruyucular diyoruz aslında. And processed food or refined food actually they are just empty calories. Ve işlenmiş gıda ile özellikle de kızartılmış yiyecekler kalori anlamında da problemlidir biliyorsunuz. Next slide. Bunlar bugün tükettiğimiz yasa sakatı. Yeah, sorry.
Bunlar biraz önce gösterdiğimiz gibi tükettiğimiz besinlerin günümüzde neler içerdiği veya nelere sebep olduğu veya nelerden oluştuğuydu. Please proceed. Okay. What is acidic food? Meat, white flour, white bread and other processed food. Peki asidik gıdalar nelerdir? Et, beyaz un, beyaz ekmek ve diğer işlenmiş gıdalardır. Next slide. Food with very little enzymes. Overcooked food contains very little enzymes. Peki bu biraz önce bahsettiğimiz gibi enzim eksikliğinden söz etmiştik. Bu enzimi eksik olan veya yeterli miktarda enzim içermeyen gıdalar nelerdir? Fazla pişirilmiş gıdaları buna örnek verebiliriz. Enzyme is so important in our body. Without enzymes, your cells, tissues, organs, systemic function will be affected. Enzimler bizim için çok önemlidir ve bizim vücudumuzdaki işçilerdir diyebiliriz. Eğer enzimler olmazsa hücreleriniz, dokularınız, organlarınız ve sistemsel fonksiyon, vücudun sistemsel fonksiyonları etkilenmektedir. And without enzymes, your cell function cannot be repaired. Ve enzimler olmazsa hücrelerinizin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için kendini yenilemesi düzenli bir şekilde olmayacaktır. Next slide. And we are lack of wholesome functional food. Miss Jane, when you say wholesome, what would you exactly like to mean for translation? Oh, wholesome meaning an orange, an apple, grapes in the wholesome form. There is no extract, no vitamin C, vitamin whatever vitamin extract. Wholesome, that means natural. I see. Doğal olmayan gıdaları tüketmekten bahsediyor. Burada wholesome sözcüğüne ben bir takılmıştım. Tam olarak ne anlatmak istediği şeklinde. Miss Jane, are you going to continue to this slide or are you already explained? Or I will explain some more. Why? Okay, the importance of on wholesomeness is to ensure the synergy. Ensure the? Synergy, that means they have to combine working together. Okay. Teamwork. Yeterli şekilde sağlıklı gıdalar tüketmediğiniz takdirde bu gıdalar sizin vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri vermeyecektir ve vücudunuzla ahenkli bir şekilde çalışmayacaktır. Therefore we need many different kinds of food together. You cannot just eat banana to become healthy. Bu nedenle birden çok çeşitte gıdalar tüketmeliyiz ki böylece sağlıklı olalım. Örneğin sadece muz tüketmek sizi sağlıklı kılmayacaktır. Next slide. The next factor is lack of exercise. Evet, bir diğer sebep ise yeteri kadar egzersiz yapmamaktır. Next slide. What happens when we are lack of exercise? Peki eğer yeteri miktarda egzersiz yapmazsak ne olur? When you don't exercise, you will have poor blood circulation. Eğer yeteri kadar egzersiz yapmazsanız kan dolaşımınız zayıflar. Your poor lymphatic circulation. Lenf dolaşımınız yavaşlar, azalır. And you have poor lung expansion and poor oxygenation. Daha az oksijen alırsınız ve akciğerlerinizde de tabii genişlemesi de yeteri kadar olmayacaktır, az olacaktır. Poor blood circulation leads to toxins accumulation in your body. Evet, zayıf bir kan dolaşımı vücudunuzda toksinlerin toplanmasına, birikmesine sebep olacaktır. When the tissue of the organ is being cut off from the blood supply due to blockage of microcirculation, in the long run, the cells, tissues will die. The organs become malfunction. Evet, organlarınızdaki dokuların kan tedariğinde, organlarınıza kan tedariğinin daha doğrusu durduğu zaman veya azaldığı zaman ki bunun sebebi de aslında mikro dolaşım dediğimiz konudaki bir blokajdır. Uzun vadede hücreleriniz ve dokularınız ölecektir ve organlarınız da bu anlamda fonksiyonlarını kaybedecektir.
The detox organ, William, the previous slide. The detox organs like liver, kidneys, gastrointestinal system, lungs, and skin are unable to remove toxins effectively. Ve böylece de detoks organlarımız, ki bunlara karaciğer, böbrek, gastrointestinal sistem diyelim, sindirim sistemi olarak da algılayabiliriz. Akciğerlerimiz, derilerimiz toksinleri vücuttan uzaklaştırmayı veya yok etmeyi konusunda da efektif olmayacaktır. Etkili olarak çalışmayacaktır. Çünkü bunu yapamayacaktır, beceremeyecektir. Next slide please. So when the body fills up with toxins, symptoms start to overflow. Evet, vücut toksinlerle dolu olduğunda bir takım semptomlar göstermeye başlayacaktır. So problems like high blood pressure, diabetes, heart disease, cancer. In fact, these are the symptoms of toxins overload. Evet, yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser aslında vücuttaki toksin birikmesinin birer semptomudur. Next slide please. Why do people get sick? The next factor is lack of sleep. Evet, insanlar neden hastalanır sorusunun cevaplarından bir sonraki aşaması ise yeteri kadar uyumamaktır. Not only lack of sleep and you sleep at the wrong time. Burada sadece yeteri kadar uyumamayı sebep olarak saymak yerine buna bir de yanlış zamanda, yanlış saatlerde uyumayı da eklememiz gerekmektedir. We have a body clock. Aslında bizim vücudumuzun bir saati vardır. So your body system will repair according to the body clock. Dolayısıyla sizin vücudunuzun da kendini yenilemesi sizin vücut saatinize göre olacaktır. I give an example if you always sleep late. Mesela size bir örnek vermek isterim. Eğer sürekli geç saatlerde uyursanız, your gallbladder and liver, they rejuvenate from 11 o'clock, 12, 1, 2, 3 in the morning. Ms. Jane, could you please repeat? I couldn't hear you. Okay. If you always sleep late. Yes. The gallbladder repair time is from 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock and 3 o'clock in the morning. Evet, eğer geç uyursanız mesela sizin safra kesenizin kendini yenileme saati işte 11 saat, gece 11, 12, 1, 2 yani 3'e kadar olan süreçte kendini yeniler. If you always sleep late, you are not giving your gallbladder and liver a time to repair. Eğer sürekli olarak gece geç saatlerde uyursanız safra kesenizin ve karaciğerinizin kendilerini yenilemesi için gerekli süreyi onlara vermemiş olursunuz. Böylece yenileyemezler. Then you end up with gallbladder problem and liver problem. Daha sonrasında da bunun sonucu olarak safra kesesi ve karaciğer problemleriyle mücadele edersiniz. Next slide. The next problem is we are lacking of water. Evet, bir diğer sebep yeteri kadar su içilmemesidir. Next slide. So, how much water do you need? Ne kadar suya ihtiyacınız var günde? The optimum amount is 8 to 10 glasses of water daily. Evet, burada aslında optimum miktar günde 8-10 bardaktır. You can check whether you have enough water by checking the color of your urine. İdrarınızın rengine bakarak aslında yeteri miktarda su içip içmediğinizi kontrol edebilirsiniz. If your urine color is too yellow, meaning you are not drinking enough water. Eğer idrar renginiz çok sarıysa yeteri kadar su içmediğinizin göstergesidir. Must remember water cannot be replaced with carbonated drinks. Bunu mutlaka altını çizerek belirtmemiz gerekiyor ki suyun yerini gazlı içecekler hiçbir şekilde alamamaktadır. If you're drinking a glass of carbonated drinks. Bir bardak gazlı içecek içmek. It is so acidic, you need 32 glasses of water to remove the acids in this beverage.
Bir bardak gazlı içeceği içtiğiniz anda bunun o kadar bu içecek o kadar asidiktir ki bu asidikliği vücudunuzdan çıkartmak için 32 bardak su içmeniz gerekmektedir. So don't torture your body. Lütfen vücudunuza işkence etmeyin. Miss Jane here, when you say drinking water, it is plain water, right? Not Right. taking the tea or coffee. Maybe Yes. telling Yeah. this would be Just plain better. water. Plain water. Okay. Burada bahsetmiş olduğumuz su Evet. sadece düz sudan bahsediyoruz. Yani Evet. işte ben gün içerisinde şu kadar çay içiyorum, işte oradan suyu alıyorum değil, sadece saf sudan bahsediyoruz. Temiz, gazlı olmayan sudan bahsediyoruz. Next slide. The next Yani. problem is Evet, bir sonraki sebebimiz de stres. Next slide. Stress is a silent killer. Evet, stres aslında sizi sinsice öldüren bir katildir. Why stress is harmful to you? Sorry. Why stress is very harmful to your body? Peki stres neden vücudunuz için bu kadar zararlıdır? Stress depletes the enzymes in the body. Evet çünkü stres vücudunuzdaki enzimleri azaltmaktadır. Tüketmektedir. It also robs away nutrients, especially B group vitamins from your body. Öte yandan da vücudunuzda B grubu vitaminleri çalmaktadır. And B group vitamin is so important because it supports our nervous system, the cardiovascular system, and our hormonal system. Bu B grubu vitaminleri bizim vücudumuz için o kadar önemlidir ki gelin hep birlikte önemine bir bakalım. Vücudunuzun sinir sistemi, kardiyovasküler ve hormonal sağlığınız için bu B grubu vitaminleri önemli birer besindir. When we lack vitamin B vitamins, it can lead to anxiety. You will feel irritable, you feel restless, and you feel fatigued. Evet, B grubu vitaminlerin vücudumuzda eksik olması Ben B grubu, birden pardon. Değerli katılımcılar, eğer mikrofonlarımızı kapatabilirsek daha doğru bir şekilde ilerleyebiliriz. Teşekkür ederim anlayışınız için. B grubu vitaminlerinin eksikliği size anksiyete, tükenmişlik ve yorgunluk olarak geri gelecektir. Endişe. And in long term, this can lead to Ve uzun vadede bu durumda insanlarda depresyona sebep olur. And you can see the effects of stress on the body actually is all over your vital Evet, şu anda görmüş olduğunuz sunumdaki işaret edilmiş noktalar stresin vücudunuza olan etkilerinin nerelerde olduğunu gösteriyor ve görüyorsunuz ki neredeyse bütün vücudunuza etkisi bulunuyor bir stresin. It will affect your brain and your lack of concentration. Mesela beyinden bahsederken konsantrasyon eksikliği. And you affect your heart, your heartbeat will be very fast and you may have high blood pressure. Mesela kalpten bahsediyorsak kalp ritminizin çok fazla olması ki bu da ilerleyen dönemde size yüksek tansiyon olarak geri dönecektir. And it may upset your stomach, you have poor digestion and bloated stomach. Ve aynı zamanda mideye baktığımızda bu sizin sindirim sisteminizi yavaşlatacaktır ve aynı zamanda reflü gibi problemlere sebep olacaktır. And you suppress your immune system. Ve aynı zamanda bağışıklık sistemini etkileyecektir bu stres negatif şekilde tabii ki. And you have muscle tension, your body ache. Miss Jane, actually you are breaking up. I couldn't hear your last sentence. Oh, okay. Yeah. May It will you repeat? affect your muscle. Can you hear, Mr. Yeah. Nuri? Yes. It affects the muscle and your muscle will be tense. It can cause joint pain and muscle pain. Aynı zamanda kaslarınızı negatif yönde etkileyerek kasta sürekli bir gerginlik olmasına sebep olacaktır. Bu da ilerleyen durumlarda eklem ağrılarına sebep olacaktır. And of course, it also affects our male and female sex hormones. Ve aynı zamanda tabii ki bu stres erkek ve kadında da
seks hormonlarımızı, cinsel hormonlarımızı da etkileyecektir. Next slide. So, objective organotherapy is very important. İşte bu nedenle ganoterapinin amaçları çok önemlidir. Ganoterapi provides essential nutrition. Ganoterapi bize gerekli olan besini sağlar. It enhances and modulates immune system. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve düzene sokar. Removes toxins on the daily basis. Günlük bazda vücuttaki toksinleri ortadan kaldırır. Rejuvenates or repair body system. Vücut sistemini gençleştirir ve onarır. And correct the imbalance in the body. Ve vücuttaki dengesizliği düzeltir. Yeah, next slide. You need to understand the principles of ganoterapy. Evet, her birimizin ganoterapinin prensiplerini çok iyi anlaması gerekmektedir. When you understand the ganoterapy principle, you are able to apply fully why DSM ganoterapy is the preventive science. Ganoterapinin prensibini iyice anladığınız zaman aslında DXN'in ganoterapisini uygulamanın engelleme, yani hastalıkları engelleme yönünde nasıl faydalı olduğunu da anlarsınız. Number one, illness is caused by two sources. Toxins mesela, and body is out of balance. Mesela hastalık iki temel sebepten ortaya çıkar. Biri toksinler, diğeri de vücudun dengesizleşmesidir. Ganoderma supports the body. So the body can heal by itself. Ganoderma vücudu desteklemektedir. Böylece vücut kendini iyileştirebilmektedir. Any reaction is not caused by ganoderma, but your immune system is healing on your problem areas. Vücuttan alabileceğiniz herhangi bir tepki ganoderma sebebiyle değildir. Bu tamamen sizin bağışıklık sisteminin kendini iyileştirmesi esnasında ortaya çıkan etkilerdir. The dosage of ganoderma depends on the body condition, not on the diseases. Ganoderma'nın dozajı, yani kullanım miktarı vücudun durumuna bağlıdır, hastalığa bağlı değildir. So, ganoterapi actually contains a range of functional food. Evet, ganoterapi aslında oldukça geniş yelpazedeki gıdalardan oluşmaktadır. Today's meeting I will touch on RG and GL and spirulina. Evet, bugünkü toplantımızda ben RG, GL ve spirulina üzerine odaklanacağım. Next slide. What is DXN ganoderma? Peki DXN'in ganoderması nedir? You see, DXN ganoderma is so special. We have ganoderma fruit body and ganoderma root. DXN'in ganoderması gerçekten çok özeldir. Çünkü bunda hem ganodermanın kökü hem de meyve bölümü kullanılmaktadır. So what is DXN reishi gano or RG? Peki DXN'in reishi ganosu ya da bizim deyimimizle RG'si nedir? Next slide. It is important for you to understand what is DXN RG. DXN RG'nin ne olduğunu anlamak önemlidir. So that you know why DXN RG the efficacy is so good. İşte o zaman DXN RG'sinin ne kadar etkili, etkisinin ne kadar iyi olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. And you can see that DXA ensures the quality of RG is reassured. Ve DXN RG'deki kaliteyi sağlayabilmek için tüm gerekli önlemleri de almaktadır. Bunun garantisi bu ürün oldukça yüksek kalitede ve etkisini kaybetmeden üretilmektedir. Number one, to ensure the quality of RG, you have to choose the right species. Peki bu RG'nin kalitesini nasıl oluşturacağız? Birincisi, RG'yi yaparken doğru türün kullanıldığından emin olacağız. The age of the plant, how old is ganoderma we should harvest?
Mesela hasat edeceğimiz ganoderma'nın yaşı da çok önemli. And how we extract the bioactive ingredients from the fruit body. Ve meyve tarafından bioetkin olan şeyleri nasıl aldığımız da çok önemli. Nasıl elde ettiğimiz de çok önemli bu ürünü hazırlarken. And the concentration of the arzi. Ve tabii arginin konsantrasyonu da çok önemli. Birazdan bunların hepsini anlatacak detaylı olarak, daha iyi anlayacaksınız. Okay, the next slide. Number one, the right species determines the efficacy of arginine. Evet, biraz önce bahsettiğimiz gibi doğru ganoderma çeşitlerinin kullanılması arginin etkisini belirleyen faktördür. Malaysia has more than 200 varieties of edible ganoderma. Malezya'da 200'den fazla yenilebilir ganoderma çeşidi bulunmaktadır. After many years of research by DXN CEO Dr. Lim Xiaojin. DXN'in CEO'su Datuk Dr. Lim Xiaojin'in yıllarca yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, so 6 varieties of the red mushroom were being selected. Kırmızı mantarın, yani Ganoderma lucidum'un 6 çeşidi seçilmiştir. So the 6 varieties of this mushroom give you the best therapeutic effects. Ve bu bahsettiğimiz seçilen 6 tip Ganoderma size en iyi terapötik etkiyi vermektedir. Bu yüzden bunlar seçilmiştir. Well, Miss Jane, could you please take the Mr. William? Could you please take the previous slide one more time? Okay. Şimdi bu sunumda gördüğünüz 6 çeşit ganoderma, yani heart gano, kalp gano, peacock gano, tavus kuşu gano, brain gano, beyin gano, ruyi gano, kimşin gano ve liver gano, ciğer gano, bizim RG'mizin içerisinde bulunan mantarlardır. Sorry. Thank you for reading all the 6 different varieties, Mr. Nuri. Thank you so much for so detailed. Ben de bu detayı verdiğim için bana da teşekkür etti. You're very welcome, Miss Jane. So that they can understand. When they take RG, they are eating actually 6 different types of ganoderma. Okay. The next important point is the age of ganoderma we harvest in DSM. Ve tabii diğer bir faktör de hasat edilen ganodermanın yaşı. DSN RZ is actually we harvest at the age of 3 months old from the fruit body. Evet, DXN'in RG ürünü aslında mantarın meyve kısmının 3 aylık bir mantarın meyve kısmından elde edilmektedir. Yaşı 3 aydır yani. Why we have to harvest at 3 months old? Peki neden 3 aylıkken hasat ediyoruz? Because the spores in the fruit body is optimum at 3 months old. Çünkü mantarın meyve bölümünde bulunan sporlar 3 aylıkken en optimum haldedir. If we harvest at 4 months old, 5 months old or 6 months old. Eğer mesela biz 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra bunu hasat etmiş olsaydık, the spore will fly away. So you have no spores in the ganoderma. Ganoderma üzerindeki sporlar böylece gitmiş olurlar, yok olmuş olurlar. Dolayısıyla yemiş olduğunuz ganodermada spor olmaz. Spor contains the most micronutrients. Sporlar en mikro besinlerin en yüksek şekilde bulundururlar içlerinde. Okay, next slide. I take you to the farm. Peki bir sonraki slide'da sizi fabrikaya götürmek istiyorum. Okay, you can see this is DXN farm. The medium we use to culture ganoderma is we use rice husk. This is for preparing the compost, right, Miss Jane? Yeah, correct. We use rice husk and the sawdust. Mm-hmm. And the bag is biodegradable. Tamam. Şu anda görmüş olduğunuz resimde fabrikayı görüyorsunuz ve ganodermanın aslında bu paketlerde yetişecek kompost diyoruz. O kompostun oluşumunu ve içinde neler olduğunu gösteriyor. Birinci olarak bu
Poşet gibi gördüğünüz şey aslında biodegradable bir poşet. Yani plastik değil, onu anlatmaya çalışıyor. Ve içerisindeki kompost, yani mantarın yetiştirildiği bileşimse talaş ve pardon bir saniye, pirinç kabuğundan oluşuyor. Okay, the next slide. So once all the medium being filled up in the bag, it has to be sterilized. And this sterilization machine actually invented by Dockley himself. Ve bu paketler aslında, biraz önce poşet doğru bir laf değildi, bu paketler diyelim, hazırlandıktan sonra sterilize edilmesi gerekiyor. Şu anda aslında alttaki resimde bunu görüyorsunuz. Bir makinenin içine girecekler ve sterilize edilecekler. Ve bu makine aslında Dr. Lim tarafından icat edilmiş ve yapılmış bir makine. So the autoclave machine is to kill the harmful fungus in the medium. Ve dolayısıyla bu görmüş olduğunuz makine, ya biz otoklav makinesi diyoruz. Bu makine görmüş olduğunuz bu kompostun içerisindeki zararlı diğer mantar bileşenlerini veya fungusları öldürmek için sterilize eder. Okay, the next slide. You see how the Ganoderma grows is actually the whitish part is the root that comes out first, which is the mycelium. Evet. Evet, şu anda Ganoderma'nın nasıl yetiştiğini görüyorsunuz. Bu resimdeki, özellikle sağdaki resimdeki çıkan Ganoderma'nın beyaz bölümü aslında kök tarafı, miselyum. O önce oradan oluşmaya başlıyor. Okay, you can see the mushrooms starts to sprout out from the back. Ve görmüş olduğunuz gibi bu hazırlanmış olan paketten mantarın dışarı çıktığını görüyorsunuz yetişme esnasında. The next slide. You can see this mushroom, the growing mushroom, the yellowish color, actually is still very young. Actually, it is the. And this young mushroom, they don't have enough spore. Miss Jane, unfortunately, you are breaking up. Could you please repeat? Because I couldn't hear you well. Okay, can you hear? Yeah, I can. You can. Please let me know when you can't hear, Mr. Nuri. I'm so sorry. No problem. Okay. You said that as you see this white part. It's a young mushroom. Evet, görmüş olduğunuz bu mantar genç bir mantar şu anda. And this young mushroom is very young. It doesn't contain a lot of spore, not enough spore. Ve bu görmüş olduğunuz bu genç mantar o kadar genç ki şu anda yeteri kadar spor barındırmıyor içinde. Okay, the next slide. You can see the mushrooms in this Ganoderma in DXN, actually you can see that we are using the hanging method. You are hanging, stacking up. Evet, görmüş olduğunuz sol resimde daha net olarak gözüküyor. Bir şeylere bağlı olduğunu görüyorsunuz. Zaten bu mantarları da bizler bu yöntemle asıyoruz. And the greenhouse is being fenced up with mosquito netting so that there's no insects will attack the growing Ganoderma. Ve aynı zamanda bu görmüş olduğunuz tesis oldukça etkili bir şekilde de korunmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir böcek vesaire Ganoderma'ya musallat olmamaktadır. So actually the underground water is being spread onto the Ganoderma to make the whole greenhouse moist, the temperature suitable for the Ganoderma. Ve bu tesiste bulunan aslında yerin altındaki su Ganoderma üzerine sprey gibi püskürtülmektedir. Böylece yeteri kadar nem de Ganoderma'ya sağlanmaktadır. Next slide. Yetişmesi açısından gerekli olan nemden bahsediyoruz. Okay. William, next slide please. So, you can see now the Ganoderma is reddish in color, there's no yellowish line, and this is time to harvest. 3 months old Ganoderma. Evet, bu resimde de artık gördüğünüz gibi Ganodermalar 3 aya ulaşmış. Herhangi bir sarı gibi bir rengi yok. Artık oldukça belirgin ve koyu bir kırmızı renk almış. Bu da demek oluyor ki artık bu Ganodermalar hasat edilmeye hazır. So you can see that at 3 months old DSN Ganoderma, the spores are optimum at this time.
İşte bu nedenle de biraz önce söylemişti ya size, 3 aylık Ganoderma'nın içerisindeki sporlar optimum seviyededir diye. İşte şu an görmüş olduğunuz resimdeki Ganodermalarda 3 aylık olduğu için sporlar bu mantarlarda optimum seviyededir. This knowledge is very important so that you know your competitor. Bu bilgi çok önemli aslında. Dolayısıyla siz de kendi rakiplerinizi bu şekilde tanıyabilirsiniz. Tanımanıza yardımcı olur daha doğrusu ürünün bu bilgisini bilmek. I give an example. There are so many Ganoderma in the mountain, and some China mushrooms, they are wild mushrooms. Şunu belirtmek isterim ki aslında dağlık arazide çok fazla ganoderma vardır ve aynı zamanda Çin'de falan da böyle çok fazla vahşi değil, wild mushroom dediğimiz yani The Ganoderma is come from just a second Miss Jane, I couldn't translate. the mountain. Şu kelimenin tam Türkçesini hatırlayamadım. Yabani, yabani mantarlar bulunmaktadır. Vahşi diye çevirdim, pardon. Yes, please, I translated. Okay. But so those Ganoderma in the mountain, you cannot control. You do not know how old they are. The environmental is safe or not. So you cannot control. So the quality you cannot ensure. Bu bahsetmiş olduğumuz dağda yetişen yabani mantarların veya diğer mantarların aslında doğada kendilerinden yetiştikleri için ve yabani oldukları için ne kadar besin içerdiğini ve işte kaç yaşında olduğunu vesaire gibi şeyleri asla kontrol edemezsiniz. Dolayısıyla da bu mantarların kalitesinden de emin olamazsınız. The next point is very important. Bir sonraki nokta da çok önemli. Next slide, William. The process of extraction. Evet, özünü çıkarma diyebileceğimiz ekstrakt haline getirme süreci de çok önemli. In traditional Chinese medicine, the Ganoderma was sliced and then boiled for a long time to obtain the extract. Geleneksel Çin tıbbında ekstraktını yani özütünü çıkartmak için ganoderma parçalara bölünüyordu ve uzun süre kaynatılıyordu. However, most of the nutrients after boiling, the nutrients are being destroyed by the heat. Ancak ne yazık ki bu çok uzun olan kaynatma süresi sebebiyle birçok besin ölüyor, kayboluyor, zarar görüyor. In DXN, they extract the fruit body by means of freeze and dry method and fiber separation. Evet, DXN'de ise bu ısı sebebiyle besinleri kaybetmek yerine dondurma ve kurutma metodu uygulanıyor. Aynı zamanda da lif ayırması metodu kullanılıyor. So they after the fiber separation and then of course with the cold method preserve the therapeutic effect of the Ganoderma. Ve burada daha az terapötik etkisi olan lifler ayrılmaktadır. Ve kalanlar da zaten yeterince terapötik etkisi en yüksekte olanlar olduğu için onları saklayarak ürün üretimine devam edilmektedir. Yani üretimde onlar kullanılmaktadır. And of course the micro powderation technology is also invented by Dr. Lim is to enhance the bioavailability to be absorbed into the body more easily. Bunun dışında da mikro tozlaştırma veya belki mikro patlatma diye de çevirebiliriz. Bu teknoloji de Doktor Lin tarafından bu arada bulunmuştur. Bu yöntemin kullanılmasının sebebi de bu yöntem biyo geçerliliği arttırmak için kullanılmaktadır. Böylece bu biyo geçerlilik ne kadar fazla arttırılırsa vücudun aslında bu ürünü emme durumu çok daha kolaylaşmaktadır. Next slide. The concentration determines the efficacy of RZ. Evet, konsantrasyon oranı aslında RG'nin etkisini tanımlayan şeydir. 20 kilo of the fruit body is able to get 4 kilo of dry mushrooms. 20 kilogramlık bir mantarın meyvesi aslında bundan 4 kilogram kurutulmuş mantar elde edilmektedir. And then 4 kilo of the dried mushroom is able to produce 1 kilo of RZ. Ve
4 kilogramlık bu kurutulmuş mantardan da 1 kilogram RG elde edilmektedir. Therefore, the total ratio of the fruit body is 20 to 1 kilo. İşte bu nedenle toplam mantarın meyve bölümünün toplam oranı, RG'deki oranından bahsediyoruz burada, 21'dir. And this determines the therapeutic effect. Ve bu konsantrasyon oranı işte RG'nin terapötik etkisini de arttırmaktadır ve aynı zamanda belirlemektedir. The next slide. 20 kilograma 1, 20'ye 1 hep dediğimiz oran. Why DXN is so particular about all these procedures? Peki mesela DXN neden bütün bu prosedürlere çok dikkat ediyor? Because we Dr. Lin want to preserve all the functional nutrients in RG. Çünkü Dr. Lim RG'deki bütün fonksiyonel besinleri korumak istiyor. Barındırmak istiyor ürününde. Yeah, especially the polysaccharide boost and modulate immunity. Miss Jane, you are breaking up. Please repeat your last sentence, please. The polysaccharide boost and modulate immunity. Mesela polisakkaritler bağışıklığı arttırır ve modüle eder, düzenler. Adenosin improve blood circulation. Adenosin mesela kan dolaşımını düzenler, geliştirir. And triterpene increase your stress resistance. Triterpenler sizin stres dayanıklılığınızı artırır. Organic germanium improves cellular oxygenation. Organik germaniumsa sizin hücresel oksijenlenme düzeyinizi artırır. And the gallic acid actually is protects your heart and protects your liver. Ve gallic asit de aslında sizin kalbinizi ve karaciğerinizi korur. Therefore it enhances our energy. Ve bu da şu demektir, bizim enerji sistemimizi artırır, enerji seviyemizi artırır. Okay, next slide. This is the summary of RG function. Evet, bu slide'da aslında RG'nin fonksiyonlarının neler olduğu kısaca özetlenmiştir. Okay. Number one, it improves the blood circulation. Birincisi kan dolaşımını geliştirir, arttırır. Remove toxins. Toksinleri atar, atmanıza yardımcı olur, ortadan kaldırır. Stable emotion. Ve sizin duygularınızı stabilize eder. Okay, next slide. I'm going to talk about ganocelium. Peki, bir sonraki slide'da da aslında ganoseliumdan bahsetmek istiyorum. Next slide. DXNGL actually is derived from 14 days old mycelium of Garuda. Evet, DXN'in GL ürünü 14 günlük Ganoderma'nın miselium bölümünden elde edilmektedir. Yeah, you see all the whitish part actually is the mycelium of Ganoderma. Görmüş olduğunuz beyaz bölüm aslında Ganoderma'nın miselium bölümüdür. Fotoğrafta görmüş olduğunuz beyaz bölümlerden bahsediyorum. So DXN GL actually is indoor cultured by Dr. Lin's technology. Aslında DXN'de bildiğiniz gibi bir tesiste üretiliyor. Dr. Lim tarafından geliştirilen bir tesiste üretilmektedir bizim ganodermalarımız. And with that technology we can harvest at 14 days old. Ve bu teknoloji sayesinde de 14 günlükken hasat edebiliyoruz. Why at 14 days old? Because we want to have optimum nutrients from GL. The next slide. Peki neden 14 günde GL için hasat ediyoruz? Çünkü optimum besinlerin içerisinde olmasını istiyoruz. O nedenle GL için 14 günde hasatımızı gerçekleştiriyoruz. The main nutrients in DXN GL are polysaccharide, organic germanium. DXN'in GL ürünündeki en temel besinler polisakkaritler ve organik germanium. Enzymes which benefit the guts. Tabii aynı zamanda burada enzimler de var, bağırsaklar için çok önemli olan. And it had a wide spectrum of vitamins. Ve çok geniş bir yelpazede vitamin içermektedir GL. And wide spectrum of minerals. Yine aynı zamanda geniş bir yelpazede mineral içermektedir.
And of course, the content of polysaccharide in GL is a lot more than RZ. Tabii GL'de bulunan polisakkaritler RG'de bulunan polisakkaritlerden çok daha fazladır. Sunumda görüyorsunuz. GL'de %80, RG'de %30. Yeah, it's about three times more than RG. Neredeyse polisakkarit bazında baktığımızda GL'de RG'de olduğundan 3 kat diyebiliriz. Neredeyse daha fazla polisakkarit bulunmaktadır. The next slide. This is a summary of the GL health benefits. Evet, GL'in, GL ürününün sağlığı olan faydalarının özetlendiği bir slide sayfasını görüyorsunuz. It improves oxygen level at the cellular level. Oksijen seviyesini arttırır. Enhance, hücre bazında konuşuyoruz tabii. Enhance or modulate the immune system. Bağışıklık sistemini hem düzenler hem de arttırır. And it's a brain tonic not only for the babies, for people of walks of life, including the elderly people. Beyin toniği diyebiliriz aslında, arındırma maksadıyla konuşuyor. Sadece bu bir bebekler için geçerli bir şey değil, aynı zamanda yaşı ilerlemiş kişiler için de geçerlidir. And improve the bone marrow function. Ve kemiklerin ilik fonksiyonunu da arttırmaktadır. Bone marrow is very important because it produces stem cells. It produces stem cells. Can you STEM stem cells. Okay. Bu kemik iliği aslında çok önemlidir. Çünkü Miss Jane, actually this STEM is isn't this something like for how can I say for the wood or but this is the mother cells in the bone marrow. Okay. Burada aslında kemik iliğinde bulunan daha dal diyebileceğimiz işte okay. Şeylerin oluşmasını da çok etki eder. Ben tabii stem kelimesine bakıldığında daha çok ağaçların dalı, budağı şeklinde bir anlamı var. Fakat kendisine sorduğumda da bu bahsettiğim yapı yani işte gövdedir, saptır, kemik iliğinde çok önemli olduğunu belirtti. Ve aynı terimin kemik iliği içinde kullanıldığından bahsetti. Okay. Next slide. So when you uses the RG and GL together. Peki RG ile GL'i kullandığımızda neler olur ya da ne zaman birlikte kullanmalıyız? The powerful detoxification will go to the cellular level. Birincisi en güçlü detoksifikasyon hücre seviyesinde olmaktadır bunların ikisini kullandığımızda. Therefore, repair cells can be taken place. Ve böylece hücrelerin kendini onarması nasıl anlatalım oluşur. The next slide. This is the powerful healing of RGGL. İşte bu şu an anlatacağımız RGGL'in güçlü iyileştirme özeti. Number one, scanning. Mesela birincisi tarama, vücudu taramaktan bahsediyoruz. Scanning means after you take RGGL, when your body has some problem, you will reveal some symptoms. Scanning dediğimiz yani tarama dediğimizde RGGL aldığınızda vücudunuzdaki problemli tarafların bir takım semptomlar göstermesi. Çünkü bir tarama gerçekleşiyor. Although you feel uncomfortable, but you continue taking. Although you would feel uncomfortable when you continue taking. Okay, because of the symptoms, right? All right. Yes, correct. Bunu aldığınızda ortaya çıkan semptomlardan ve kullanmaya devam ettiğinizde tabii semptomlar da devam ediyor ya. Bu anlamda belki sizi biraz rahatsız etse de. So that you take long enough, detoxification can take place. Kullanmaya devam etmelisiniz daha fazla. Çünkü bu şekilde zaten detoksifikasyon tamamlanacak. Vücudunuzun detoksifikasyonu tamamlanacak. And your body starts to regulate. Ve vücut fonksiyonlarınız da düzene gelecek. So reconstruction, your body will do a lot of repairs. Ve böylece yeniden yapılanma, yani vücudun kendini yenilemesi durumu yaşanacak. And rejuvenation can take place. Ve böylece hücrelerinizin gençleşmesi de sağlanmış olacak. Next slide.
So that when your cells, tissue, organ and system are balanced. Sizin hücreleriniz, sistemleriniz, dokularınız dengelendiğinde your body can achieve homeostasis, a healthy state of health. Vücudunuz homeostasis dediğimiz sağlık seviyesinde olur, sağlıklı seviyede olur. Okay. The next çünkü slide. Denge sisteminiz fonksiyonlarını sağlayacaktır. The next slide I would like to speak about spirulina, DSM spirulina. Bir sonraki slide'da size DXN spirulina'dan bahsetmek istiyorum. Okay. So next slide. Actually green food is very important to us. Aslında biliyor musunuz yeşil gıdalar bizim için çok önemlidir. In fact it provides the top source of micronutrients and phytonutrients. Aslında bu yeşil gıdalar mikro besinlerin ve fito besinlerin en temel kaynağıdır. They are low in calories and high in fiber. Lifçe zengin, kalorice düşüktür bu besinler. Daha az kalori içerir yani. They also contain high level of antioxidant. Ve aynı zamanda çok yüksek seviyede antioksidan içermektedir. The next slide. Now, what is the problem of our green food today? Peki, madem bu yeşil gıdalar bu kadar önemli de, bizim günümüzde bu yeşil gıdalardaki problemimiz ne o zaman? Due to commercial cultivation, actually we are lack of micronutrients in our crops. Aslında bugün ticarileştirilmiş tarım, yani geleneksel tarımdan bahsediyoruz. Sebebiyle biraz önce konuşmuştuk ya, bir sürü işte ilaç ve işte doğal olmayan gübreler kullanılıyor vesaire. İşte asıl sebebi yeşil besinlerin bu kadar mikro besince düşük olmasının asıl sebebi, ben ticarileştirilmiş tarım olarak çevireceğim bundan sonraki sunumda, bilginiz olsun. I just briefed this commercialized cultivation. Yes, is actually you. A traditional cultivation, but when we say traditional it is not the same meaning of the traditional medicine, so I just wanted to spread. Okay, thank so. You Mr. Luri. Okay, welcome. Next one. So due to soil depletion and the green crops, especially the vegetables, they are depleted of micronutrients. Evet, bugünkü aslında yeşil gıdalar diyelim, yeşil besinler mikro besinlerce zayıf durumdadır bu ticari yetiştirme, ticari tarım sebebiyle. I give an example. In the 1950s, if you take one bowl of spinach, you will get enough iron. Jane Hanım'ın çok önemli bir örneğidir bu. 1950 yılında bir örnek veriyor şu anda size. 1950 yılında bir tabak ıspanak yediğinizde yeteri kadar demir elde ederdiniz. According to the research 1997, we need to eat more than 40 bowls of spinach to get the same amount of iron. 1997'de yapılan bilimsel bir araştırmaya göre ise 1950'de bir tabak yediğimiz ıspanaktan almış olduğumuz demiri elde etmek için 1997'de 40 tabak ıspanak yememiz gerekmektedir. Aynı miktarda demiri elde edebilmek için. You ask yourself, can you eat 40 bowls of spinach to get the nutrient? Şimdi kendinize şu soruyu sorun bakalım. Bu besini elde etmek için 40 tabak ıspanak yiyebilir misiniz? We can't. Hayır, yemeyiz. The next one. Okay, according to this research by the Harvard University, you can look at their Harvard University, this is their research. You look at their food pyramid. Evet, Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada ortaya konmuş olan bir piramidi görüyorsunuz bu sunumda. If you're very good, you comply to the food pyramid. Aslında bu yiyecek piramidine uyumlu yaşayabilmeniz çok güzel tabii. You can see at the bottom exercise every day. Bakın en altta bir spor ayakkabısı görüyorsunuz. Her gün egzersiz yapmaktan bahsediyor mesela bu piramidin en alt katmanında. And you follow the food pyramid, still your lack of vitamins.
Ve yukarıya doğru çıkmaya başladığınızda aslında enzim vitaminleri de alıyorsunuz. So that's why in this food pyramid they recommended you should take multivitamins. İşte bu nedenle de vitaminleri almak için de şeyin daha doğrusu piramidin en üstünde multivitaminler kullanmanız gerektiği söyleniyor. But for your information, vitamins they are not natural. Fakat bir şeyi de tabii bilginize sunmak isterim. Burada bahsedilen multivitaminlerden bahsediyor. Bu vitaminler doğal vitaminler değillerdir. You take in long term, it can cause side effects. Uzun vadede bu tip multivitaminleri kullandığınızda yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Next slide. For your information, Spirulina is natural multivitamins. Bilginize sunarım yine. Spirulina doğal bir multivitamindir aslında. It contains a lot of essential nutrients to support our body. Vücudumuzu dengelemek için gerekli olan birçok vitamini içermektedir Next slide. ve minerali. So that's why you can see in history, spirulina has been used as a food for the astronauts. Evet, daha önceden çok da bilinen bir bilgidir bu aslında. Spirulina bir besin takviyesi olarak NASA tarafından astronotlara verilmiştir bu uzaya gittikleri zaman kullansınlar diye, yesinler diye. Can you imagine the astronauts they are in this out in the space for so long, but they survive with nutrients from spirulina. That means they have daily supplies of micronutrients. Evet, düşünsenize uzayda uzun süreli kalan astronotlar bu süre boyunca spirulina tüketerek vücutlarının ihtiyacı olduğu hem besinleri hem de vitaminleri almış oluyorlar. Okay, the next slide. I'm proud to tell you that DSN cultured spirulina contains high level of chlorophyll because of Malaysia sunlight. Evet, bunu gururla belirtmek isterim ki DXN'in üretmiş olduğu spirulina Malezya'daki güneş ışınları sebebiyle en yüksek seviyede klorofil içermektedir. Yeah, chlorophyll is so important. It's one of the most important green color in this spirulina. Evet, bu klorofil seviyesinin yüksek olması spirulina'nın bu koyu renkteki yeşil rengi almasına da etkilidir. It is necessary to build our red blood cells. Kırmızı kan hücrelerimizin yenilenmesi için oluşmasında çok faydalıdır klorofil. Yeah, next slide. Is DXN Spirulina Peki bu kadar iyi bir üründen bahsediyoruz. Peki bu ürün yani spirulina güvenli bir ürün müdür? safe? Up to date, our DXN Spirulina is already, penetrated to more than 180 countries worldwide. Evet, bugüne kadar DXN Spirulina ürünü dünyada 180'den fazla ülkeye giriş yapmıştır. Bu da pazarlarda yani ülke pazarlarına sunulan bir üründür. And of course, we are proud to say that we have ISO 14001. Ve tabii aynı zamanda ISO 14001 belgemizin olduğunu da gururla söylemek isterim. So this certification is more valuable than Mesela bu ISO 14001 sertifikası organik sertifikadan çok daha önemli bir sertifikadır. organic certification. Okay. The next slide. I would like to touch on the summary of these spirulina health benefits. Biraz da şimdi aslında spirulina'nın sağlığa olan faydalarına biraz dokunmak istiyorum. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. It's complete wholesome food, meaning it's in the natural form. Bu ürün tam bir gıdadır. Burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Tamamen doğal bir gıdadır yani. Hiçbir şekilde herhangi bir şeyini kaybetmiş, besinini, mineralini vesairesini kaybetmiş bir ürün değildir. It's good for immune system. Bağışıklık sistemi için iyidir. It is a blood cleanser. Kanı temizleyen bir üründür. Cleanser means it can clean your
cholesterol, it can clean your blood sugar, it can clean your triglyceride in the blood. Kolesterolünüzü yüksek kolesterolü temizler manasında kan temizleyici olarak kullanıyoruz. Yep. It's good for your digestive system. Sizin sindirim sisteminiz için çok etkili bir üründür bu ürün. It boosts your energy. Ve enerjinizi arttırır. So it's very good for athletes. Dolayısıyla aslında atletler için çok önemli bir üründür. Sporcu bazında baktığımızda. The next slide. It helps you to reduce the radiation. So therefore it's a radiation protection. Aslında sizin vücudunuzun maruz kaldığı radyasyonu da azaltır. Bu nedenle radyasyon koruyucu bir üründür diyebiliriz. This is very important. Bu çok önemli bir durum. We are facing radiation everywhere. Handphone, computer, electric appliances. Aslında bizler gün içerisinde elektrikli aletlerden, cep telefonlarından veya bilgisayardan dolayı çok yüksek miktarda radyasyona maruz kalıyoruz. So especially for pregnant mothers. Özellikle de hamile kadınlar için konuşuyorum. You have to protect the mother from all these harmful radiation so that the baby is healthy. Hamile bir kadını bütün bahsetmiş olduğumuz bu radyasyondan korumak zorundasınız ki doğacak bebek de sağlıklı doğsun. And it is antivirus. Ve aynı zamanda bir antivirüs üründür bu. Especially in this pandemic, we have dangerous virus around us. So we can take these to protect our loved ones. Evet, özellikle de bu yaşamış olduğumuz pandemi döneminde etrafta bir sürü zararlı virüsler var. Biz de bunlara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bu virüslerden korunmak için de bu ürünü kullanabiliriz. And spirulina is very good to enhance our mood. Ve spirulina aynı zamanda bizim modumuzu, yani kendi modumuzu arttırmak için, daha mutlu olmaktan bahsediyor. Arttırmak için önemli bir üründür. Stable your emotions so that you can cope with stress. Sizin hislerinizi stabil hale getirerek stresle daha kolay mücadele etmenizi sağlar. And of course, this I told you about the stress actually is a silent killer. Evet, hatırlarsanız sunumun başlarında size stresin gizli bir katil olduğundan bahsetmiştim. So spirulina is suitable for children or youngsters that go to universities. Bu nedenle de eğitim hayatına devam eden küçük çocuklar için veya işte üniversitelere gidenler için oldukça etkilidir spirulina. People who are under stress. Çünkü bu insanlar çoğunlukla stres altındadırlar. The next one is anti-inflammation. Aynı zamanda spirulina bir anti-inflamatuardır. The inflammation that you can see can be arthritis. Artrit olabilir mesela, bu enflamasyondan bahsediyorsak neler olabilir diyorsak artritten bahsediyor. The inflammation that you don't see, it can be your intestine. Aslında sizin görmediğiniz enflamasyon, hemen söyleyeceğim size, çok özür dilerim, buna bir bakmam lazım doğru çevirebilmek için. Bağırsaklarınızdaki yaşanan durumlar olabilir, bunu siz görmeyebilirsiniz. And the inflammation you don't see, it can be in your blood vessels. Aynı zamanda göremediğiniz enflamasyon yine sizin kan damarlarınızda da gerçekleşiyor olabilir. Which leads to high blood pressure or heart disease. Bu da yüksek tansiyona ve kalp hastalıklarına sebep olabilir. Okay. Ama siz bu enflamasyonları görmezsiniz. And of course, you all know about anemia. Spirulina, it can prevent anemia and help you to build healthy red blood cells. Evet, aynı zamanda spirulina anemiyi önler. Hepiniz anemiden haberdarsınızdır. Spirulina aslında kırmızı kan hücrelerinin artmasına yardımcı olmaktadır. So the next slide. So, gonotherapy is preventive science. İşte o nedenle ganoderma bir önleyici bilimdir. Example, if you are not healthy. Mesela eğer siz sağlıklı değilseniz. You have some health problems. Eğer bazı sağlık problemleriniz varsa.
If taking gonotherapy, RGGL and spirulina. Eğer gonoterapide bunun yani bahsettiğimiz RGGL ve spirulina'yı kullanırsanız your health status will keep on improving, become more healthy and healthy. Sağlık durumunuz günden güne daha da sağlıklı bir şekle girecektir. But if you think you're healthy. Ama kendinizi sağlıklı kendinizin sağlıklı olduğunuzu düşünüyorsanız and you ignore most of the symptoms in your body. Excuse me, Miss Jane. You ignore, for example, you have some body ache. Ignore. Okay. Kendinizin sağlıklı olduğunu düşünüyorsanız ve vücudunuzun vermiş olduğu semptomları es geçiyorsanız, dikkat etmiyorsanız bu semptomlara. And you don't maintain it. Ve vücudunuzun sağlıklı olmasını, sürekli sağlıklı olmasını da korumuyorsanız. So your health status will become worse and worse. Bu durumda sağlık durumunuz gün geçtikçe daha da kötüleşecektir. The next slide. So when you give the right nutrients to your body, your balance can be achieved. Evet, o nedenle vücudunuza doğru besinleri verdiğinizde vücudunuzun dengesi elde edilebilir bir duruma gelecektir. Yani bu dengeyi elde edebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. It balances the cells, tissue, organ and systemic function. Evet, hücrelerinizin, dokularınızın, organlarınızın ve sistemik fonksiyonlarınızı dengeler ve böylece yeniden dengeli bir, vücudunuzun dengeli bir duruma sahip olmasını sağlar. So your body will regain balance and your natural healing abilities is the best doctor. Ve böylece vücut daha sağlıklı bir seviyeye gelecek ve aynı zamanda da doğal iyileştirme etkisini de yeniden kazanacak vücudunuz. İşte bu doğal iyileştirme yeteneğine de den bahsederken de vücudumuzun en iyi doktor olduğunu hep söyleriz. İşte bu sebeple. The next slide. What is your goal? You have the choice. Peki. Bu kadar açıklamadan sonra artık sizin amacınız ne? Bir seçiminiz vardır mutlaka diye düşünüyorum. You want to achieve 80 years old, 100 years old, 120 years old with strong and healthy body? 80 yaşına, 100 yaşına veya 120 yaşına kadar sağlıklı bir vücutla bu yaşlara ulaşabilirsiniz. Or you want to be sick at 60 years old, you need a walking stick. Aynı zamanda da 60 yaşında hasta bir şekilde, hasta ve yaşlı bir şekilde bir bastona da, baston vasıtasıyla da yürüyebilirsiniz. You have a choice. Seçim sizin. I am 67 years old. No secret. Kendisi bunu saklamadan söylüyor. Kendisi 67 yaşında. I want to achieve at least 90 years old, strong and healthy. En azından 90 yaşına kadar güçlü ve sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyor. O yaşa ulaşmak istiyor yani. So I want to meet all the leaders here today at 120 years old with good health. Ve 120 yaşındayken de buradaki tüm liderlerin de gayet sağlıklı bir şekilde görmek istiyormuş 120 yaşındayken de. The next slide. Prevention is always better than cure. Unutmayın, önlem tedaviden çok çok daha önemlidir. Start with yourself. Buna kendinize başlayın. I am in DSM for 21 years. Mesela kendisi 21 yıldır DSM'de. The whole range of DSM products, RGGL, spirulina, the enzyme, I'm taking it faithfully for 21 years. 21 yıldır DXN'in tüm ürünleri yani RGGL, spirulina, diğer içecekler, enzimler vesaire hepsini 21 yıldır kullanıyor. I spend some more money invest in my own health. Kendi sağlığı için biraz para yatıran, para harcayan biri olduğunu söylüyor. Not only myself. Sadece tabii bu yatırımı sadece kendisine yapmıyor. My husband and my children. Kendisinin eşine ve çocuklarına da bu yatırım yapıyor. So that is what I see, a healthy and happy family. İşte ben kendisi de bu şekilde sağlıklı ve mutlu bir ailenin ancak bu şekilde olabildiğini biliyor. But I have seen a lot of sick people come to me.
Ama tabii çok fazla hasta insanın da kendisine gittiğini de biliyoruz. Especially patients come with cancer. Özellikle de kanser hastaları. I could see that the whole family, they were so sad and of course they cannot see hope in their illness. Tabii bu hastanın ailesinin ne kadar zor bir durumda olduğunu tahmin edebilirsiniz ve sizin söyleyeceğiniz şeylerin onlardaki etkisinin de ne kadar büyük olabileceğini tahmin edersiniz bu hastalığı sahip olan kişilerin ailelerinin. They spend a lot of money in the hospital with medical treatment. İlaç tedavisi için tabii hastanelerdeki ilaç tedavileri için çok yüksek miktarda paralar harcıyorlar. And when it comes to gonotherapy, ama ganoterapiye geldiğinde they have to take mega dose to support the body. Vücudu desteklemek için mega doz kullanmak zorundalar. So I always say prevention is cheaper. O yüzden hep şunu söylemeye şunu söylerim. Önlemek, önlem almak her zaman daha ucuzdur. So prevention start with you. Ama unutmayın, önlemek sizinle başlar. Next slide. Thank you. Çok teşekkür ediyorum. Okay. So I will end my presentation now, but I will give the opportunity to all our leaders here. I can see there are so many of you to give questions and answers. See how can I help you? Evet, sunuma burada son veriyorum ama gördüğüm kadarıyla burada birçok lider var. Dolayısıyla sizlerin sorularınıza yanıt vermeyi de arzu ediyorum. Bu anlamda sorusu olanlar varsa onları alabileceğiz Ali Rıza Bey. Merhabalar, çok teşekkür ediyoruz. Bilgilerimiz gerçekten tekrardan tazelenmiş oldu. Yeni katılan arkadaşlarımız ciddi anlamda bilgi edindik. Çok çok teşekkür ederim. Thank you very much for the information because somehow they refresh their information and also there are some newcomers to their group. So also it was very beneficial for these new members. Definitely. Actually, it's my pleasure for all of you to be here. First of all, I would like to congratulate all the leaders who are here because you care for your health and your loved ones. Evet, ben de tabii burada olduğum için çok memnunum ve özellikle burada bulunan liderleri ben bir tebrik etmek istiyorum. Çünkü buraya hem kendiniz hem de sevdikleriniz için geldiniz. Evet. Şimdi birkaç tane sorumuz var. Bir tanesi, örnek veriyorum, bizim kahvelerimizin içerisinde bilek kafede, yani sahada müşterilerimizden geri dönüşümler açısından söylüyorum. Örneğin bilek kafeden farklı sonuç alınıyor. 3+1 veya krem kofiden farklı sonuçlar alıyor insanlar. Farklı geri dönüşümler. Dolayısıyla kanoderma'nın farklı versiyonları mı kullanılıyor kahvelerimizin içerisinde? Miss Jane, actually the first question is about our coffees, actually. He says that the feedbacks coming from the people who use those coffees are having different effects, okay? For instance, when a person uses black coffee, has got one effect, while a cream coffee or Lingzi 3-in-1 coffee drinkers having some other effects or results, let's say. Result is much more better word. So what he would like to ask is, in our coffees, different types of Ganoderma is used, so that is the reason why these results are different than each other from the coffees? Oh, well, no, it's the same species of coffee. Of course, if you are taking black coffee, it's 100% coffee bean. 98. 100% coffee beans. If you take black coffee. Evet, but Miss Jane, he is actually asking, in these coffees, we have got Ganoderma, right? Correct. For instance, in black coffee, 98%, yes. It is 98% of coffee and 2% of Ganoderma. Correct. Yeah. So, okay. You got the... I translated correctly. So, you're responding now. Okay. Şimdi ben bir çeviriden emin oldum. İyice doğru ilettiğimden. Aslında aynı tip Ganodermalar kullanılıyor. Tabii ama black coffee'den bahsettiğimizde bu kahvenin içerisinde sadece kahve ve Ganoderma var biliyorsunuz. %98 siyah kahve. %98 kahve, daha doğrusu kahve çekirdeği ve %2 de Ganoderma. Okay. So, we know that Ganoderma has scanning effect.
scanning meaning, even coffee. Coffee has a lot of benefits because DSM coffee is fermented coffee with enzymes and with Garudama. So all the benefits combined together. Okay, so different people have different reaction, meaning they actually is solving their problem areas. Evet, şimdi biz Ganoderma'nın bu tarama etkisinden bahsettik ama aynı zamanda kahvenin de çok fazla olumlu etkisi var. Mesela kahvede de özellikle DXN kahvelerinin fermente ve özel kahveler olmasından dolayı vücuttaki bu tarama işini de çok fazla yapıyor. Yani kahveyle beraber, hani Ganoderma ile beraber birleşmiş bir kahveye baktığımızda bu etkileri daha da fazla arttırıyor. Bu nedenle de farklı kahveleri içenlerin tabii farklı vücut durumları olduğu için farklı sonuçlar alabilirler. But just to confirm, the same type of Ganoderma is being used in all of our coffees, right? Yes, you're right. You're right. Ama sorunuzu bir kere daha altını çizmek yes. için söylüyoruz. Yes. DXN kahvelerinin içerisinde kullanılan Ganoderma aynı Ganoderma. Evet. Peki, Jean-Yu Hanım'a sormak istiyoruz. İkinci bir sorumuz var. Şimdi son Türkiye'ye giren Limestone Coffee var. Tabii kapsülde sanırım gelecek. Şimdi bu diğerlerinden farklı olarak Limestone, yani Aslan Yelisi bizim Türk şeyde. Aslan Yelisi kahvenin etkileşimleri neler? Yani insan üzerinde hangi etkileri mi? Evet, evet. Onlar. Ms. Jane, we have got another type of coffee in Turkey called Lion's Mane coffee. Mm. Although we will be receiving Lion's Mane tablet soon in Turkey, mm. but currently, you know, we are having it's coffee, actually Lion's Mane coffee. So he would like to ask you, what are the benefits of this Lion's Mane? Okay. Now, it is important for all of you to understand what is Lion's Mane. Huh? Lion's Mane, you will be getting the Lion's Mane tablets. Of course, Lion's Mane in the history has been used by the Chinese traditional doctors for decades to heal stomach problems, intestine mm-hmm. problem, liver problem, pancreatic problems. Okay. And and this let is me where... translate this part, Ms. Okay. Jane, in order to give the exact essence. Şimdi Lion's Mane'den bahsederken tabii biliyorsunuz ki bu Ali Rıza Bey'in bahsetmiş olduğu Lion's Mane kahvenin içerisinde aslan yelisi mantarı var. Yani biz ona kısacası Lion's Mane diyoruz. Bu da bir Ganoderma gibi, Cordyceps sinensis gibi bir başka mantar Lion's Mane. Şimdi Lion's Mane'in ne işe yaradığını aslında iyice bir anlamak lazım. Lion's Mane dediğimiz mantar tarihte geleneksel Çin tıbbında yıllarca mide, pankreas, karaciğer problemlerini ve bağırsak problemlerini önlemek için kullanılmış bir mantar. Okay. And the Lion Mane become the spotlight of the Western researcher is because they found that Lion's Mane can repair the nerve factors, especially the nerves in the brain and the nerve damage in the multiple sclerosis. So it's very good for nerve damage. Evet, Batı dünyasındaki araştırmacıların dikkatini çekmesinin sebebi ise bu Lion's Mane'in veya aslan yelesi mantarının aslında sinir sistemi üzerindeki etkisini fark ediyorlar. Bu yüzden çok dikkati çekiyor. Mesela beyindeki sinirlerin veya MS gibi hastalıklar sebebiyle fonksiyonunu yitirmiş bu sinir hücreleri veya sinirlerin üzerinde Lion's Mane dediğimiz mantarın çok büyük bir etkisi olduğunu Batı dünyasının araştırmacıları da bulmuş. Bu yüzden de bu mantarı spot altına almışlar. So it's very good for people who are suffering from strokes and diabetic patient who have nerve damage in their legs, they don't have feelings in their feet. Mesela inme yaşamış, felç yaşamış insanların veya diyabet hastalarının
diyabet hastalarının bacaklarında mesela bu his kaybı falan olur ya, bacaklarını hissedemezler mesela. Bu tip insanların. And it's also very good for people with stress, anxiety, depression. Ve özellikle de çok fazla stres, endişe yani anksiyete ve depresyon yaşayan insanların da lion's mane'i kullanması çok önemlidir. And I have used it for children with autism. Ve otizm hastası olan çocuklar üzerinde de ben bu ürünü kullanıyorum. Lion's mane'den bahsediyor. So therefore, of course, you take lion's mane tablets, you have a lot of benefits. But you have lion's mane coffee. Besides the benefit of the coffee, you're also getting the benefits of lion's mane. Evet, tabii lion's mane tableti tablete Türkiye'de sahip olmanız harika bir şey ama o gelene kadar kahvesinin olması, kahvenin de etkisiyle birlikte lion's mane'in bu etkilerini zaten almış oluyorsunuz. I'm sure you will love lion's mane coffee because I love it. It tastes super. Aynı zamanda lion's mane kahveyi de eminim ki seviyorsunuzdur çünkü çok güzel bir lezzeti var. Yeah. Evet, okay. Aliz abi, bu sorunun yanıtı da bu. I hope sanıyorum, I answer your question. Yeah. Sanıyorum lion's mane'le alakalı cevabı aldık ama bir daha özetlemek gerekirse batılı araştırmacıların lion's mane'e bu kadar fazla dikkat etmelerinin sebebi aslında beyindeki sinirlere ve MS gibi hastalıkların üzerinde olan etkisi dedi. Tabii Çin tıbbında zaten şeyde, midede, karaciğerde, bağırsakta ve pankreatik problemlerin önlenmesinde kullanılıyordu. Aynı zamanda Jane Hanım da bir de şeyi de söyledi, çocuklarda otizm olan çocuklarda kullandığından bahsetti. Diğer soruyu alabiliriz. Sanıyorum bunu bu şekilde özetlemiş oldum. Just summarize the question one more time. You are a super translator. Thank you, Mr. Nuri. Thank you. Okay. Yani çok teşekkür ediyoruz. Çok gerçekten çok büyük bilgilendik. Şimdi benim çok özel olarak soracağım çok şey yok. Zaman zaman zaten sorularınızı yazılı olarak gönderiyoruz. Ayrıca ona cevap verdiği için çok teşekkür ederim. O yüzden eğer başka arkadaşların soruları yoksa, ulaştırırlar, ulaştırmazlarsa biz toplantımızı bitirmek istiyoruz. Hem Cemil Hanım'a bu organizasyonu yaptığı için Lazlo Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ülke müdürümüz Sayın Nur Bey'e çevirilerinden bu harika sunumdan dolayı da çok ayrı çok teşekkür ediyorum. Benim soracaklarım bu kadar. Ayrıca Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bunu bir çevireyim. Actually, Miss Jane, he does not have many questions because they are in the field for a very long time, actually. Yeah, but yeah. Mr. Alirza wanted to take the opportunity for thanking Mr. Lazlo one more time again for being the key factor of arranging this event, and of course, a big thank you and gratefulness to you for spending the time with us. And also he also thanked to me for the translation. But I have got one question actually after your speech. Okay. Ben bir şey sorabilir miyim rica etsem? Bir saniye lütfen. Bir cevabını alalım Cahide Hanım. Ben size söz vereyim. Bir saniyenizi rica edeceğim. Miss Jane? What is the question? No, not question. I just translated this to you. You would talk actually. Okay. Why this lady opened the microphone. I just said, give me some minutes. Let's hear this, Jane. I'm going to come back to you. Okay. So I really, from the bottom of my heart, I thank you, Mr. Laszlo, Mr. Ali. I can see Mr. Hassan is here. I have seen, I'm seeing so many familiar leaders. I can see Fidan Avni here. There's so many I know, you know. I would say I love all of you. I love all of you. We would team up together, and we can be successful in healing network and also healing business. Evet, bu arada Ali Rıza Bey, Lazlo Bey'e tabii kendisi de çok teşekkür etti. Aynı zamanda Ali Rıza Bey'e de teşekkürlerini iletti. Hasan Bey'in de, Hasan Keşli'nin de burada olduğunu gördüm dedi ama bunun yanında birçok başka liderin de şu anda burada olduğunu görüyorum. Çünkü onlarla tanışıyoruz dedi. Mesela Fidan Hanım ve Avni Bey'den bahsetti.
Öncelikle hepinize katıldığınız için teşekkür ediyor. Onun dışında da umarım hep birlikte kendi network'ünüzü ve aynı zamanda iyileştirirsiniz ve aynı zamanda kendi işinizi de bu şekilde geliştirirsiniz diyor. Gökhan Bey, sorunuzu aldım, ileteceğim. Şu teşekkür faslını bitirelim. Miss Jane, actually we have got some more questions coming from different people who joined this meeting. If it is possible for you, I would like to raise the question, those questions to you too. Okay, I give you another 10 minutes. Yeah. Okay, Bidu. If okay, you can finish, you please, get the questions and email me or WhatsApp me. I will answer the questions in future. Okay. Bir 10 dakikalık daha vaktimiz var. Bu vakitte hızlıca birkaç soru daha alacağım. Yetişmeyen soruları da eğer bu tarafta. Pardon, bir saniye. Yetişmeyen soruları da janeganodxn@gmail.com'a iletebilirsiniz. Miss Jane, the first question would it be, can you please brief us about this Marfan syndrome? Marfan syndrome? Yeah. What kind of symptoms is it? Şimdi Gökhan Bey'in bir sorusu var. Marfan sendromu ile ilgili bir bilgi verebilir mi diye. Ben Marfan sendromunu ilk defa duydum. Dolayısıyla belki yanlış da çevirmiş olabilirim. Bunun tam adını bana yazabilirseniz Gökhan Bey bu esnada çok iyi olur. Ben bir başka soruyla devam edeyim. Miss Jane, while this question owner is typing to us, let us let's have another question because maybe I can translate. I could be translating this syndrome wrong also. I got it from internet, Mr. Nuri. I understand. Okay, the Marfan syndrome actually is a rare multiple systemic genetic disorder that affects the connective tissue. So the patient can have abnormal joints, legs, fingers, etc. Okay, bu Marfan sendromu ile alakalı kısaca şöyle bir baktı internetten. Marfan sendrom bir takım dokular üzerinde aslında dejenerasyona sebep olan ve insanların bacaklarında, ayaklarında, parmaklarında bir takım tuhaflık, yanlış bir cümle ama düzgün olmayan şeylerin ortaya çıkmasına sebep olur dedi. Yes, please. Okay, you see, when we have genetic disorder, genetik bir tabii hastalık bu. Bu tip genetik hastalıklara sahip olduğumuzda, yeah, when we have the genetic problem, but all these genetic problem it can change due to environment in our body. You aggravate the problem. Tabii bu tip genetik hastalıklarda olan bu anormallik, ortaya çıkan bu anormallik vücudumuzun bulunmuş olduğu çevrelerde de tabii çok çevrenin de çok büyük etkisi var tabii ki. What is affecting or aggravating the environment to aggravate the genes is the food, the stress, yeah, and malnutrition. We are eating not enough nutrition. So that you are making the gene which is defected it turn into disease. Evet, genetik bir hastalık olması nedeniyle genlerden bahsediyoruz. Peki bu sizin genlerinizin bu tip anormallik yaşamasının, yani böyle bir hastalığa sebep olmasının sebep olan şey nedir diye sorduğumuzda, yediğiniz gıdalar, stres, aynı zamanda biraz önce ganoterapi seansında bahsetmiş olduğu bütün her şeyi aslında buna sayabiliriz. Beslenmeden içinde bulunduğunuz ortamdaki stres seviyenize kadar. So therefore, we should give the right nutrient from Ganotherapy, RGGL, Spirulina, we have Morinzi, we have Codipine, and all these are the right nutrient to support the cell and the gene so that to prevent the gene from further degenerate into disease. Evet, biraz önce ganoterapi sunumunda da bahsetmiş olduğu gibi bu besinleri vücudunuza verebilirseniz, sağlayabilirseniz, nedir bu besinler? RGGL, Spirulina, Morinzi, Cordipine, bunların hepsi Türkiye'de olan ürünler. Dolayısıyla bu ürünler çok doğru ürünler. Bunları vücuda sağlamak, vermek vücudunuzun bu tip dejeneratif etkileri de azaltmasına sebep olacaktır, yardımcı olacaktır. Yeah. So our goal is we want to stop or slow down the
the disease part of this gene. Evet, bizim için önemli olan bu genin hastalık bölümünü durdurmak. Yeah. So we can start the child with the Spirulina, RGGL, the Morinzi, etc. You can email me in details. Dolayısıyla vücuda RGGL Spirulina ile beraber bu etkiyi sağlayabiliriz. Bu soruyu soran Star Diamond Gökhan Öztürk'tü Trabzon'dan. Gökhan Bey, yukarıda Jane Hanım'ın e-mail adresini göreceksiniz. Bu e-mail adresine detaylı mail atabilirsiniz. Okay, how many questions we can take more, Miss Jane? One more. You. Yeah. Okay, son bir sorumuz daha, soru daha alacağız. Ben sorabiliyor muyum? Cahide Hanım, siz bir sorunuz vardı galiba. Önce siz açmıştınız. Evet. Çok teşekkür ederim öncelikle. Fatma Hanım, actually Miss Jane, there are two questions. If I could add one more question, it would be great. All right. Thank you. Şu anda Cahide Hanım ve Fatma Hanım'ın sorularını da alacağız. Ve bugünkü toplantının son soruları olacak. Soruları hızlıca alalım ve toplantıyı bitirelim. Çünkü Malezya'da şu anda saat akşam saatleri. Dolayısıyla buyurun Cahide Hanım, önce siz başlayın. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Kullanacağımız ürünlerin özellikle otizmli hastalarda, çocuklarda ne kadar süre sonra etkisini görebiliriz? Kullanacağımız ürünler derken bugün RGGL Spirulina için özelinde mi soruyorsunuz? Genel itibariyle bütün DXN ürünleri mi? Yani genel itibariyle soruyorum bunu. Miss Jane, the question is the products that they are going to use for for children who has got autism. Yeah. She would like to ask, how long does it take to starting to see the results? Oh. How long does it take? Well, it depends how old is the child. How old is the child? Birincisi, çocuğun kaç yaşında olduğuna bağlı. And how bad is the autism? Ve otizm seviyesi yani ne kadar yüksekte diyelim. We always ne kadar ilerlemiş. Ona healing, da bağlı. Healing needs time. Healing needs time. Yeah. İyileşme zaman isteyen bir şey Cahide Hanım. And also depends on the dosage. For example, if you're taking 2 GL or he's taking 10 GL. Tabii bir taraftan da bu iyileşme doza da bağlı. Yani 2 tane de GL alıyor olabilirsiniz. 10 tane de günde GL alıyor olabilirsiniz. I want to share with you autism case. In UK. I just came back from UK in the 2019 before the pandemic. 2009 yılında İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta yaptığı bir toplantıda sanıyorum görmüş. Oradan bir örnek vermek istiyor size otizmle alakalı. There were two cases. There was one case. That child was about 5 years old. İki tane örnek var galiba. Birincisindeki çocuk 5 yaşındaydı. The child went to the play school. The child went to the school, kindergarten school. Hmm. Anaokuluna giden bir çocuk. The child cannot speak and read. Fakat maalesef konuşamıyor. Yeah. So when the mother wrote to me through email, I already started the child on GL, a lot of GL, Spirulina, and some linesmen. Ve annesi Jane Hanım'la mail yoluyla iletişime geçmiş ve zaten o arada RGGL ve linesmen kullandırmaya başlamış aslında çocuğa. 6 months later. 6 ay sonra. The teacher was shocked. Okuldaki öğretmen şoklardaydı. The child can speak, can read. Çünkü çocuk okuyabiliyor ve konuşabiliyordu. So when I went to UK to give the seminar, the mother was so happy, hugged me and kissed me. Dolayısıyla İngiltere'ye seminere gittiğinde de çocuğun annesi çok mutlu bir şekilde boynuna sarılmış anlayacağınız üzere. Another case was in London. Bir başka örneği de size Londra'dan vermek istiyor. And actually this girl was already 21 years old. Bu bahsettiğimiz kız yaklaşık 21 yaşında. Adam boyu da 13. Kürtçesini dinliyorum. Pardon bir saniye. Yanlış.
Bir saniye. Keziban Hanım, mikrofonunuz açıldı. Onu bir kapatalım. Aa, pardon, pardon. Özür dilerim. Bir anda şey oldum. Okey, çok teşekkür ederim. Okay. Keziban Hanım, anlayışınız için. So, 21 yaşındaydı, evet. It's a 21 years old autism girl. Evet, 21 yaşında otistik bir kızımızdı. So the mother was giving about 6 LG, 6 GL, 10 Spirulina and 5 Lion's Mane. Yani 6 GL artı 6 RG, 10 Spirulina, 5 tane falan da Lion's Mane veriyormuş günlük. So the mother said the progress was slow. Ve anne gelişimin çok yavaş olduğunu söylemiş. And the mother increased the dose to 15 LG, 15 GL, 15 Lion's Mane, and you can see that this girl improved tremendously. Fakat dozu arttırmış. 15 RG, 15 GL, 15 Lion's Mane şeklinde ve gelişiminde çok hızlandığını söylemiş. So the dose play an important part in healing also. Dolayısıyla iyileşmede dozunda kullanılan aletlerin de tabii çok büyük etkisi var. But perseverance, continue, consistent is very important. Ama tabii düzenli olarak yani kullanmak çok önemli bir şey. Bunu unutmayalım. Okay, last question. Fatma Hanım, buyurun, sorunuzu alalım hemen. Evet, benim ablam var, 45 yaşında. Göz kanseri, meme kanseri. Geç fark ettik. Karaciğere geçmiş. Şu an bu ürünleri kullanmaya başladık. Bir de akıllı hapla iğne vurulmaya başladılar. Neyle? Hani, ablam kemoterapi ameliyat şu an olamaz dendi. Akıllı hapla göbekten iğne vurulacakmış. 3 ay sonra da memografi PET çekilecek. Şu an bu ürünleri kullanmaya başladık. 2. haftamız. Bu ürünlerden ne gibi etki alabilir miyiz? Ne kadar zamanda etkisini görebiliriz? Gerçi bunu biraz önce bahsetti ama yeniden sizin kalbinizi kırmayalım. Evet. Soralım hastalık özelinde. Okay, Miss Jane, actually this question is the same question about how long does it take to take the result, because this lady's sister has got breast cancer and unfortunately they noticed it very late, so it moved to liver. Okay, so right now they cannot take chemotherapy, so that with this clever pills, they started to treatment, and 3 months later they're going to have the PET, PAT, actually, you know, this scanning at the hospitals. So they have been using our products for 2 weeks, actually. She would like to ask, you know, how long does it take to see any result, actually? Okay, how many capsules of the products is taking? Evet, şu anda bizim ürünlerden ne kadar kullanıyor günlük? 5'er tane kullanıyoruz. 5 sabah, 5 akşam, günde 3 kere alıyor. Bir saniye. 5 sabah RG, 5 akşam RG diyorsanız 10 tane eder. Her üründen sabah, öğle, akşam 5'er tane alıyoruz. Dün başladık almaya. 2 gün oldu. 2 hafta demiştiniz sanki, ben mi yanlış duydum? 2 gün. Okay, İlk hafta bir tane başladık. Tamam, günde okay. Bir tane başladık. RG, GL, Spirulina alıyorsunuz değil mi? 5'er tane. Evet, hepsinden. Spirulina, ürünlerin hepsinden 6 tane ürünümüz var elimizde. İsimlerini tam bunların isimlerini söylemezseniz ama çok genel bir şey olur. Nuri Bey merhaba. Ganoderma, Ganasellium, Spirulina, Noni, Rosel. Okey. Noni ve Rosel'i ne kadar alıyor? İşte ilk hafta bir vücudun adapte olması için minimum doz başladık. Dün itibariyle de hepsinden 5'er 5'er 15 15 15. Tamam o tamam. Tamam, Noni ve Rosel'i de bir litre suya yarım çay bardağı ile başladık şu anda. Çarpı 3 mü? Ve Cordyceps. Sabah akşam okay. Birer tane ondan da. Birer tane. Okay, Miss Jane, actually she has been using for 2 weeks, but the first weeks were just, you know, one pair. Right now what they are using, 5 pieces of, actually 15 pieces in total in a day, RGGS Spirulina, okay, divided by 3 times, 5-5-5. Then Filiz Hanım, günde bir tane Cordyceps dediniz değil mi? 1 çarpı 3 değil. Sabah akşam, yok, 2 tane Cordyceps günde. 2 Cordyceps capsule. And they are using Morinzi and Rosel
while you know putting to 1 liter of water half tablespoon. Half tablespoon. Yeah. Oh. Oh no, teaspoon. Sorry, not tablespoon, teaspoon. Half teaspoon. Yes. Oh. To 1 liter of water. To 1 liter of water. Oh, that is too little. Bu çok az. Rozel ve Moriz için konuşuyoruz. Okay. 1 litre suya yarım çay bardağı çay kaşığı koyuyoruz dediniz ya. Okay, my opinion. Çay bardağı. Bardak. Çay kaşık değil. Ha, çay kaşığı değil, çay bardağı. Aynen. Okay, I'm sorry Miss Jane. They are saying that not teaspoon, tea glass. A glass. Half, yes. Half glass of Morinzi. Yeah, but half. In table, tea glass. In Turkey, you remember these tea glasses? Yeah. Okay. Okay. Oh, okay. To 1 liter, they are putting a half tea glass of Rozel. Okay. And Morinzi. Oh, half cup, huh? Half cup, okay. Yeah, half cup, we can half say. Half cup, okay. Now, my opinion, the RG, she can maintain at 15 capsules per day. RG'yi günde 15'te tutabilirsiniz. Zaten 15 kullanıyorsunuz. Evet, 15. The GL, she has to take 30. GL'i günde 30'a çıkartabilirsiniz. And then the Spirina 30. Spirina'yı da 30'a çıkartabilirsiniz. Okay, and the Morinzi, your half cup, I think, is about 60 ml. I know, I've been to Turkey, it's very small. So you should take about at least 100 ml a day. 100 ml a day. Morinzi and Rozel? Yeah, the Morinzi. The okay, Morinzi has to be half a bottle of 285. Half a bottle of the 285 You know, in Turkey, you have the small bottle, Morinzi? Yes, 285. Half a bottle. Per day. Okay, Morinzi'de günlük, bizim biliyorsunuz 285 ml, onun yarım şişesini kullanmanız gerekir. And don't forget, you have Kodipine? Kodipine unutmayın. You have Kodipine in Turkey? Yes, we have. Okay. You also give 90 ml of the Kodipine into the half bottle of the Morinzi. I will explain to you why. 90 mililitre Kodipine'ı da bu sıcak suda vermiş olduğunuz Morinzi'ye ekleyin çünkü sebebini söyleyecek. Cordyceps'i vermiştik ya. The Cordyceps how many? Cordyceps 2. 2 not enough. You give at least 6. 6 capsules. En az 6 verin. Okay. Cordyceps için. Sıcak suda mı yer? All this actually, you know why, the cancer already spread to the liver. Çünkü biliyorsunuz kanser aslında karaciğere sıçrar hep. Your liver needs a lot of enzyme from GL, a lot of enzyme from Kodipine, and a lot of the healing nutrient from the spirulina and also the Kodipine. Dolayısıyla bu karaciğerinizin İşte RG'den birçok besine ihtiyacı var. Enzimlerden gerekli enzimleri alması gerekiyor. Mesela Cordypine'dan, beyaz spirulina'dan da aynı zamanda gerekli şeyleri alması gerekiyor. Now, she want to see how fast can she can you can see effects. It depends. Evet, şu anda siz ne kadar hızlı sonuç alırız soruyorsunuz. It depends on the food she's taking also. Bu aynı zamanda ne kadar besin aldığıyla doğru orantılı kardeşinizin. We want to make sure that the liver rests, not overwork. Dolayısıyla da bu karaciğerin ne kadar dinlendiğine de bakmamız gerekiyor. Çok da zorlanmamasını sağlamak gerekiyor. Stop all the animal proteins. No meat for her. No. Derhal hayvansal gıdaları kesin. Okay. Et yemesin. No meat for her. No cheese. No butter, no milk for her. Süt yok, tereyağı yok, et yok, peynir yok. So that when she has a clean body, her body will repair faster. Because if you eat a lot of toxins, your body cannot repair because your immune system will remove toxin and repair, so it's very slow. Dolayısıyla vücudu bu şekilde temizlenmeye başladığında bir taraftan da bizim ürünleri kullandığında daha hızlı bir şekilde iyileşecektir. Çünkü sürekli olarak bu toksinleri almaya devam ettiğinde
vücut dinlenemediğinden mütevellit bahsetmiş olduğunuz sonuçları alması da az olacaktır. And also she must have a stable emotion. So the best part is ask her to practice sunya so that she is not worried too much. Bir taraftan da tabii tüm bu süreç boyunca zihin sağlığını da iyi tutmak lazım. Dolayısıyla hani çok büyük kaygılar, depresyonlar falan yaşamaması ve kafasının da rahat olması için bu anlamda da sunya yapmasını öneriyorum diyor. And then of course exercise in the morning, go for a walk and you have a lot of sunlight. Have some sunlight, it will boost your immune system. Bir taraftan da sabahları mutlaka yürüyüş yapsın. Çünkü güneş ışınları sayesinde de bağışıklık sistemini artıracak. Sunya'yı sanıyorum biliyorsunuzdur Fatma Hanım. Eğer bilmiyorsanız anladığım kadarıyla sponsorunuz Filiz Hanım. Filiz Hanım siz Fatma Hanım'a konuyla alakalı bilgi verebilirsiniz. Sunya konusunda tamam. Çok memnun olurum, olmaz mı? Fatma Hanım bilmiyorsun ya, yeni çünkü aramıza katıldı. Tamam, tamamdır. Hoş gelmiş evet. Aramıza. Okay, so on your part. Make lots of fruits and vegetables for her to take and drink. Okay, plant-based food. Eğer sizin tarafınızdan da Fatma Hanım kendisine çok fazla meyve ve sebze almasını sağlayın. So that's why we want to reverse her body. Reverse her body to restore her natural healing abilities. Dolayısıyla vücudu bu şekilde tersine çevirerek ya da doğalına çevirerek, daha doğrusu belki daha doğru bir şey, vücut kendi kendini yenilesin istiyoruz. Okay, be perseverance. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Geçmiş olsun. Miss Jane, this is all from me. Thank you very much. Thank you. Okay. So we will give a big applause please to Mr. Nuri because your translation was super and all of you can understand me. Peki, bir alkışla bana geliyormuş çevirilerden dolayı. Dolayısıyla size bu bilgileri ilettiğimiz için. Sorusu olanlar bu arada Jane Hanım'ın e-mail adresini yan tarafta paylaştı. Oradan iletebilirsiniz sorularınızı. Nuri Bey, Jane'ye çok beni tanıyor. Birlikte zaman geçirdik biliyorsunuz Ankara'da. Evet. Filiz, yeah, I know Filiz, yeah. Çok özlediğimizi, bir an önce Türkiye'ye beklediğimizi söyleyin. Buradan da bir el sallıyorum. Hi Filiz, I love you. Hi. She says that they are looking for to have you in Turkey again. All right. We wait for the pandemic is over and there's no war. Bitsin. No war in Ukraine, huh? So we can fly safely. Don't worry, this Ukraine war does not affect Turkey. Hem şu Ukrayna savaşı bitsin, hem de pandemi bitsin dedi de tabii Ukrayna savaşı bizi okay. Çok etkileyen bir savaş olmadı. Gerçi so, hangi savaş olursa olsun biz çok etkilenmiyoruz ama. So looking forward to see you again, Filiz. Bye bye. Peki. God bless. Çok teşekkür ederiz. Hepinizle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you very much, Miss Jane. Bye bye. Görüşmek üzere.